Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Yeni bir yokuş testi videosu ile karşınızdayız. Otobilgi'ye hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz? 1-2 dizel polo 75 beygirlik bir araç arkadaşlar. 2012 model. 2012 model. Aracın incelemesi ve test sürüşü kanalda mevcut. Eğer merak edenler varsa oradan detaylı incelemesini ve test sürüşünü izleyebilirler. Bugün yokuş performans testi çekeceğiz bu arabaya. Şimdi tabii 75 beygir ama dizel motor, biraz bir şeyler beklentisi oluyor insanın. Sana ne düşündürüyor? Kabada bir düşünceleri arayayım. Bayıra da yaklaştık bu arada. Hemen Santral Bayırı'nda İzmit'te performansında sizlere göstereceğiz. Tabii ki kaydı kapatmadan bayırın başından sonuna kadar çekeceğiz. Tabii şimdi şunu söyleyeyim. Aracı biz kullanıyoruz zaten normal olarak. Abimizin arabası olduğu için beklentimiz belli yani. Şimdi önemli olan seyircilerin beklentisini karşılayacak mı? Önemli olan bu aslında. Göreceğiz. Bakalım vuralım bir rampaya. Rampada bütün her şeyi tam anlamıyla devrini, kilometresini, vitesini hepsini göreceğiz yani. Şimdi bakalım hep beraber görelim o zaman ne yapacak, ne edecek. Santral Bayırı'na yaklaştık. Işıklar kırmızı şu an. Yeşil yandığında özellikle sol taraftan gitmeye gayret gösterirsen memnun olurum. Gazlayıp çıkmaya bak. Hafif bağırsın, zararı yok. En azından görelim yani aracın performansını. Ne yapıyor, sizlere görelim. De gösterelim. Yani bu yokuş performans testleri bence çok güzel gidiyor. Güzel de bir dönüş var arkadaşlar sizden. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ha, bu arada aklıma gelmişken hatırlatayım. Abone olmayanlar varsa hemen abone olun arkadaşlar. Şimdi bizi seviyorsunuz, izliyorsunuz. İzlenmelerimiz çok güzel artıyor. Yorumlar vesaire gerçekten çok güzel geliyor. Bugün gelen yorumlar, gerçekten görüntülenmeler çok güzel. Yorumlar için ben çok teşekkür ediyorum. Ama abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sen bir şey söyleyecektin. Gerçekten çok güzel yorumlar geliyor. Eleştirici yorumlar da geliyor. Biz bunlara da açığız. Veya tavsiye edilmesi gereken yorumlar da geliyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yani açığımız veya size göre anlatım tarzında işte değişmemiz gereken şeyler, değiştirmemiz gereken şeyler varsa tabii ki söyleyin arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yani zaten biz elimizden geldiğince her yoruma da cevap vermeye çalışıyoruz. Abone olup beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu şekilde bize destek verebilirsiniz. Ve sayenizde Otobilgi ailesi çok daha büyük, çok daha hareketli, çok daha ilerleyen bir kanal oluyor, olmaya da devam ediyor. Işığımız yeşil yandı. Trafik yürüyünce biz de artık yürüyebiliriz. Hadi bakalım diye. Biraz gaz vereyim böyle ara, şey gibi. Ara gaz olsun. Verelim değil mi? Buyur bakalım. Kamyoncular gibi. Bakalım nasıl olacak görelim. Şimdi vitesi 2'ye attım. 2000 devirdeyiz ama tabi trafik maalesef. Hafif açılsın trafik. Hafif açılsın, az yavaşla. Bildiğin durdu sağ taraf. Şöyle soldan devam edeceğim. İnşallah önümüze bir tanesi atlamaz diyeceğim. Atlamadı ama bu performans. Çünkü önümüzdeki gitmiyor. Gitmiyor ama ben verdim gazı. Geçtin. 3000 devir. İkinci vites. 50 kilometre. 50 kilometre. Atalım. Üçüncü vitese attım. 2000 devire düştü. 60 kilometre hızda. 2100'e çıkıyor şu an. 2100'e çıktı. Üste gider gibi ya. Gidiyor sen gidiyor. Gazı kesme ama bak. Gidiyor gidiyor yok. Gazı köküne kadar basmış. Güzel gidiyor işte. Ha, kiloyu da söyleyelim bu arada. Araç 1130 kilo civarında arkadaşlar net ağırlığı. İkimiz işte ne yapar? 1230, 1270 ekipmanla beraber 1270 civarı 70 kilometre hızda 1300 kilometre 1300 kilogram gibi bir şey olur yani 1300 kilometre diyorum ya 1300 kilogram gibi bir ağırlığı var şu an nedir durum? Şu an 75 kilometre hızda 2700 devirlerde ilerliyoruz. Yani bak 3'te hafif bayılıyor gibi dedin ama bayıltmadı. Bayıltmadı ama bunun sebebi de şu, orada efsane trafik oldu. Normalde o şekilde çok trafik olmuyor. Yani sürekli akıyor. Sağ taraf kilitlendiği için sol taraf da acaba sağdaki sola geçecek sağda mi? Sağda biri solda birisini indiriyordu ya da bindiriyordu. Benim dikkatimi çekti. Tam o arada sol taraftakiler de şüphe etti. Acaba sola geçecek mi arkasındakiler diye. O yüzden trafik biraz yavaşladı. Ama buna rağmen ben 2'yi falan bekliyordum. 3'te baya çıktı ya. Ya güzel oldu. Ben 3. vites çok iyi. Şimdi şurada devam eden bayırları biliyorsun. O da bayırlarda da göstereceğiz. Şimdiki izlenimi bence güzel. Güzel. Yani 4 başarılı. Kişi olursan, bu arabaya 4 kişi bagaj yüklü olursa bu bayırda Santral Bayırı'nı veya yine söylüyoruz bunun muadili gibi bayırları çıkmaya çalışırsan o zaman 2'yi alman gerekebilir vitesi. 2'ye alıp 3500-4000 devirlerde çıkman gerekir gibime geliyor. Benim. Yani performanslı çıkayım diyorsan ya da 2'yi alıp 2500-3000 devirlerde yavaş yavaş sağ taraftan da çıkabilirsin. Ama
performans noktasında iyi bir şeyler gösterecek gibi. Şimdi devam eden bayırlarda tekrar bakacağız. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu aracın direksiyonunu biz kapladık arkadaşlar. Bunun da detaylı incelemesini kanalda bulabilirsiniz. Hemen şuraya yukarıya bir yere de koyuyorum. Senin o tepene doğru. Tamam. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Direksiyon kılıfı dikimi videomuza diyorum. Şimdi şunu söyleyelim. Santral boyarını 3 ile çıktıysa burayı 5 ile çıkması lazım yani. Beklenti o şu an. Tabii burayı şimdi burada bir de hızlanma durumu oluyor ya, müsaitlik durumu. Ama hızlanma... buralar arkadaşlar basit bayırlar değiller yani. Bunlar ciddi bayır hani. Ciddi bayır da hızlanma burada olmayacak. Çünkü bu saçma ışıklar var ya hani, her seferinde söylediğimiz saçma ışıklar. Ya orada yeşil yanıyor, geçiriyor. Burada geliyorsunuz yanıyor. Kırmızı yanıyor. Yani şunu yeşil dalga sistemiyle yapsalar sanki ne olacak? Neyse. Bakalım ne olacak. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim hemen. Hangi aracın yokuş performansını çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar yorumlardan yazın. İstediğiniz araçların hepsini ayarlayıp hepsinin yokuş performansını çekmeye özellikle gayret göstereceğiz. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. Hani bunu da özellikle hatırlatmış olayım ki böyle bir arzunuz, talebiniz varsa bize iletin. Biz de bu ilettiklerinize karşı cevap vermeye özellikle gayret edeceğiz. Devam edelim. Burada bir bakalım ne olacak. Şimdi burada kaptırayım mı yoksa sağda az bir şey yavaşlayayım ya, sonra normal çıkayım. Git. Normal. Nasıl tamam, trafik normal. Akıyorsa şöyle trafiğin yapayım. Akışına göre normal git. Müsait olunca soldan gazlamaya çalışabilirsin. Şimdi şöyle ufaktan bir gazlamaya çalışıyorum. Üçüncü vites. 3000 devirlere gelince atacağım. 3000'e geldim. Hemen 4'e attım. 2000 devire düştü. 80 km hızla devam ediyorum. Şu an 2100 devirinde 90 km'ye baya yaklaştı. Ve 90 kilometre oldu. 2100 devirdi aynen daha. Önce viteste geçiyor güzel. Şöyle şimdi bak şu an 5'e atarsan bayılır. 5'e atarsan bayılır çünkü 2200'e geliyor. Devir 2200'e geliyor şu an. Anca geldi. Hadi bir deneyelim. Kırmızı oldu. Deneyemedik ışığımız. Tabii ki. Kırmızı oldu. O yüzden yavaşlamamız tekrar durup kalkmış oluruz. Bu arada bir 0-100 gösterelim madem. Yokuş performansı testinin içinde 0-100 gösteren tek kanalız herhalde. Rampada rampa yukarı bir 0-100 bakalım. Nasıl olacak? Nasıl çıkarabilecek misin? Kaç senede çıkacaksın? Onu da merak ediyorum açıkçası. Bir görmüş olalım. Rampada 0-100 doğru olur mu ya? Olur canım. Ne olacak? Rampa yukarı 0-100'ünü görmüş oluruz. Hadi bakalım. Başladık. Biraz devirleri yükselteceğim. Ses bas, gelecek bas, yani. Bas bas. Görsün ses gelsin. Zaten bu araba sessiz 60 çalışıyor. 60 kilometre. 80. Hadi 90. 100 kilometre olduk, bir 10 saniye falan geçti mi? Olsun canım, artık ne kadar geçtiyse güzel yani. 3500 devirler civarında 4. viteste 100 kilometre hızı gördü bayır yukarı. Ya aslında ben 0-100'den ziyade bayırda hani hızlanmasını görelim maksadıyla bunu söyledim. Güzel de yani hızlanması. Fena başarılı değil. Yani sonuçta tamam santral bayırı gibi bir bayır değil ama sürekli ufak da olsa bir ya, yokuş mail var an, bayır çıkıyor sonuçta ki. Yani. Ya bence güzel. Ben başarılı buldum açıkçası aracı. Ha bu arada aklımıza gelmişken şunu da söyleyelim. Yani bu tip araçların zaten özellikle dizel olması performans noktasında en büyük avantajları. Bu dizel olmasıyla beraber tabii kullanışınıza göre, devirli kullanışınıza göre yakıt tasarrufu da sağlıyor bu araçlar. Yakıt sarfiyatı noktasında da gerçekten düşük yakıtlara sahip araçlar. Hatta dikkatli kullanın, kokluyor diyebileceğimiz seviyede araçlardan bir tanesi bu. Yani performans noktasında da beni üzmedi açıkçası. Şimdi hemen şunu söylemek istiyorum. Benim beklediğim performansın üstüne çıktı yani. Bunu diyebilirim. Ben 2 falan bekliyordum. 2. vites 40 km hızlar falan bekliyordum. Ama baya 3. viteste gitti ya. Ya ben özellikle şimdi arkadaşlar biz sürüşün öncesinde de konuştuk. Ne bekliyorsun dedim. 2 ile anca çıkar diyordu kardeşim. Ama yani güzel 3 ile hani bayılmadan diyebileceğimiz bir durumda 3 ile çıktı. Gerçekten güzel bir performans sergiledi. Yine aklıma gelmişken şunu ifade etmek istiyorum. Bu tip araçlar yani zaten hatchback araçlar genelde küçük ailelerin kullandığı ya da gençlerin kullandığı, tercih ettiği araçlar. Küçük aileden kastım ne? İşte 2 kişi bir de çocuk veya 2 de çocuk gibi. Yani şu an mesela 2 de çocuk olsa bu arabada, 2 yetişkin 2 çocuk olsa performansta sıkıntı yok. Ama 5 kişi doluştuğunuz zaman bagaj da tamamen dolu olursa o zaman söylediğim gibi o zaman 2'ye çekip 2 ile çıkmanız gerekebilir. Ama yani yine söylüyorum tekrar etmek amacıyla beni performans noktasında tatmin eden araçlardan bir tanesi oldu. Segmentine, motoruna, 75 beygir olmasına baktığımızda tabii dizel olmasının bunda etkisi, avantajı çok fazla. O da ayrı bir durum tabii. Arkadaşlar performansını gördük. Beklediğim, ben açık konuşayım. Benim beklediğim performansın üstünde oldu dediğim gibi. Tabii ki tek kişiye düşünce belki 4. vitese de çıkabilirsin. O ışıkların oradan
kaptırdığın zaman 4. vitese falan çıkabilirsin diye düşünüyorum. Yani bu performanstan sonra. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Aktarmak istediklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone değilseniz, abone olmayı, yorum yapmayı, beğendiyseniz, beğeni yapmayı, beğenmediyseniz... Dislike yapmayı. Pek sevmiyoruz ama olsun. Beğenmeyenin beğenmediğini bilelim yani. Şunu da hatırlatayım bitirmeden. Dediğim gibi eğer çekmemizi istediğiniz, yokuş performansını çekmemizi istediğiniz araçlar varsa onları da bize muhakkak bildirin yorumlar kısmından. Şunu da söyleyeyim, yeri gelmişken her zaman da hani bahsetmiyoruz böyle şeylerden. Hem bu biraz da yokuş performansıyla beraber sohbet muhabbet olduğu için uzatmakta bir beis görmüyorum. Biz arkadaşlar Otobilgi olarak bize sizin söylediğiniz bütün araçların listesini tutuyoruz. Yani falanca aracın inceleme ve testi bekleniyor diye listeye alıyoruz. İşte falanca aracın yokuş performansı bekleniyor diye listeye alıyoruz. Mesela yakın zamanda gelecek araçlardan bir tanesi 1.5 dizel Sembol mesela. Bunu istediniz, hemen listemize aldık. En kısa zamanda çekeceğiz dedik. Yakın zamanda önümüzdeki haftalarda hemen 1.5 dizel Sembol'ünde yokuş performans testi gelecek. Yani dediğim gibi sizin bizden istediğiniz bütün incelemeleri, testleri, bütün videoları biz liste haline getiriyoruz ve bu listeden imkanımızın el verdiği sürede en kısa zamanda o araçları çekmeye çalışıyoruz. Sizlere cevap vermeye çalışıyoruz. Yani cevap zaten sözle veriyoruz ama yani video olarak da icraat olarak. Tabii icraat olarak da cevap vermeye çalışıyoruz. O sebeple yani lütfen eğer böyle bir isteğiniz varsa hem inceleme ve test videoları olabilir. Zaten biz Otobilgi olarak şu an 150'den fazla oldu. Araçların inceleme ve sürüş videolarını yüklüyoruz. Dediğim gibi inceleme şeklinde olur, yokuş performansı şeklinde olur. İstediğiniz videoları, istediğiniz içerikleri bizlere söylerseniz arkadaşlar çok daha memnun oluruz. Sizlere de cevap vermeye, karşılık vermeye çalışırız diyorum ve bununla birlikte bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.